İçişleri Bakanı'na sahip çıkılmasından daha fazla Rize'ye gidiyor bir de üstelik. Bunlar daha iyi günleri vurgularının yer aldığı o konuşma vatandaşı tedirgin etmiş görünüyor. Neler düşünüyorsun? Can, yani böylesine tanık olmadım diyebilirim. Yani gazetecilik hayatımda, meslek hayatımda kulaklarıma inanamadım. Yani doğrudan bir siyasi, yani ülkenin cumhurbaşkanı, bütün toplumu yemininde bütün toplumu bir arada tutmak, bütünleştirmek olan, yani bunun üzerine bütün değerleri üzerine yemin etmiş olan bir cumhurbaşkanı yani sokak çağrısı yaptı adeta. Yani ben kelimelerin tükendiği bir yer olduğunu düşünüyorum burasının. Yani burada Meral Akşener'e yönelik çok ciddi bir saldırı söz konusu ve ona destek çıkan, bunun güzel olduğunu söyleyen ve daha neler olacak diyerek bunun artacağını da ifade eden bir söylem. Bakın yani öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki Rize'de suç örgütü lideri miting yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok onun miting yapmasında. Ve hatta o daha sonra AKP'yle şey olunca şimdi suç örgütü lideri ilan ediliyor. Ama bir siyasi parti lideri, mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin lideri bir Rize ziyareti yaptığı zaman saldırıya uğruyor ve bunu partili cumhurbaşkanı destekliyor. Ve bir daha olursa tekrarlanacağını ve ucuz atlattığını söylüyor ve daha neler olacak neler şeklinde ifade bulunuyor. Bu ülke bu başkanlık sisteminden önceden, başkanlık sisteminden de daha öncesi her zaman cumhurbaşkanı bir siboptu ülkedeki gerilimler için. Yani bağımsız. Tabii ne kadar bağımsız olduğu tartışılırdı yine. Geçmişte parti hayatı olabilirdi ama o makama çıktığında, o Çankaya Köşkü'ne çıktığında o artık partiler üstü bir konum alırdı ve partiler üstü o konumu itibariyle siyasi gerilimlerde yatıştırıcı bir sibop görevi, sistem için bir sibop görevi gören bir özelliği vardı. Şimdi öyle bir provokatif söylem çıkıyor ki Cumhurbaşkanı'nın ağzından, bu çok açık bir şekilde sokak olaylarına çağrıdır. Bakın yani çok ciddi bir şekilde altını çizmek istiyorum. Çünkü partili cumhurbaşkanının emrindedir güvenlik güçleri aynı zamanda. Yarın öbür gün diyelim Rize'ye Kemal Kılıçdaroğlu gitti ki bir grup toplantısı diye sanırım dün konuştu. Biz de gideceğiz Rize'ye dedi. Kılıçdaroğlu oraya gittiğinde oradaki güvenlik güçleri, onu korumakla yükümlü güvenlik güçleri ne tavır alacak? Yani görevlerini mi yapacaklar? Yoksa bu yasa dışı emri veren, yani bu yasa dışı söylemde bulunan Cumhurbaşkanı talimatlarıyla mı hareket edecekler? Veya o Rize'de olanlar, şimdi sokaklardaki insanlar kendilerine Cumhurbaşkanı'na kanıtlamak için siyasilere mi saldıracak bundan sonra? Bu mu isteniyor? Ya bu gerçekten kelimelerin tükendiği bir nokta ve yani özellikle Sedat Peker skandalından sonra ciddi bir şekilde yıpranan iktidarın bir şekilde gelecek için bir tasarımı mı sorusunu aklına getiriyor bu. Yani sokaklar bir seçenek mi bu ülkede sorusunu akla getiriyor. Yani gerçekten yani bu böylesi provokatif bir söyleme karşı sadece Millet İttifakı'ndakiler veya diğer siyasi partiler değil, AKP'li siyasetçileri de, AKP'li yurttaşlara da, yani bu 80 öncesini yaşamış, sokakların karıştığı dönemleri bilen, bu ülkenin tüm insanlarını ve bilen veya bilmeyen büyüklerinden dinlemiş gençleri de tüm insanlara şu görev düşüyor. Ya biz bir toplumuz. Biz bir aradayız. Biz hepimiz kardeşiz. Biz birbirimize saldıracak insanlar değil. Biz hepimiz birbirimizle konuşabilecek insanlarız. Şiddetle, kaosla bizi sadece kendi siyasi çıkarları için, sadece kendi makam koltukları için uzak tutmaya çalışan insanlara karşı bu ülkedeki insanların ortak bir tavır alması gerekir, fikrinin aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bir gazeteci yaklaşımıyla değil, bu ülkenin bir ferdi olarak endişelendiğim için bunları böyle söylüyorum. İçişleri Bakanı'na haftalar sonra ilk sahip çıkış MHP liderinden gelmişti. Önce o sahip çıktı, MHP lideri Devlet Bahçeli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşılan birkaç konuşma
birkaç vurgu yapacak diye Hilal Kaplan'ın yazılarından çıkarımlar yapanlar oldu. Hükümete yakın medya mensuplarının atmış olduğu tweetlerden böyle çıkarımlar yapıldı. Bir süreç okumaya çalışıldı ve bir yönüyle de haklı çıktı insanlar. Gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İçişleri Bakanı'na sahip çıktı, hem Binali Yıldırım'a sahip çıktı, hem de bu sürece ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te ilk 45 dakika boyunca çok geniş bir biçimde tarif etmeye çalıştığı Türkiye'ye hedef alan bir operasyon, bizi hedef alan, tamamımızı hedef alan bir operasyon vurgusunu farklı cümlelerle anlattı bu kez grup kürsüsünde. Ne anladık? Yani aslında bu yani zaten çok gecikmiş bir destek olması anlamında değerlendirmek gerekiyor. O çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Şuna hiçbir şüphe yok. Sedat Peker skandalı AKP içinde ciddi bir kırılmaya neden oldu. Yani Erdoğan bu konuşmayı yapana kadar çok cılız bir destek vardı Süleyman Soylu'ya yönelik. İşte bir Fahrettin Altun, İbrahim Kalın, işte Ömer Çelik, bunların çok kısa açıklamalarıyla bir şekilde Süleyman Soylu'ya perde arkasına gibi destek verildi ve herkes Erdoğan'ın işaretini bekledi. Erdoğan bence uzun uzun ne yapacağına karar da veremedi. Çünkü gerçekten büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Ve AKP başından beri bunu yönetmek konusunda hiç büyük bir beceri gösteremedi. Ne yapacağını da bilemedi uzun süre. Yani bir strateji geliştiremedi. Ve Erdoğan'ın herkes bu lafını, bu sözünü bekliyordu. Ve Süleyman Soylu da aslında Habertürk'te çıktığı yayında asıl olarak parti içindeki dengelere konuştu ve dedi ki milli görüşler o 1 Haziran 2015'te sana sahip çıkmadı. Biz sahip çıktık dedi Erdoğan'a ve o desteği beklediğini çok net bir şekilde gösterdi. Yani bu tavrı beklediğini gösterdi. Ben ona rağmen desteğin öyle çok güçlü bir destek olduğunu düşünmüyorum Erdoğan'ın desteğini. Bir zaten çok geç gelmiş bir destek. İkincisi de yani normalde işte terörle mücadelede çok büyük övgüler yağdırılan işte böyle siyasi figür olarak da çok önemli siyasi figür olmuş olan Süleyman Soylu ile böyle çok daha güzellemelerin ardından bir destek açıklaması, onun dozunun daha yüksek olması bu tam desteği hissettirirdi. Burada yanındayız dedi, onu yalnız bırakmıyoruz dedi. Ama bu sonuçta bu sözler bir skandalı bitirmiyor, bu skandalı yok etmiyor. Aynı şekilde Binali Yıldırım'la ilgili yani bu artık o da göstermiştir ki sadece Süleyman Soylu değil mesele büyük Türkiye söylemi bu skandalı bitirecek bir söylem değil. Sonuçta ortada hatta bazıları artık kanıtlanmış iddia yani kanıtlanmış demeyeyim de yani doğruluğu teyit edilmiş bilgiler var karşımızda. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharı ile ilgili Süleyman Soylu'nun Silivri Sarıyer dedin Timur Soykan Silivri. Pardon özür dilerim. Silivri özür dilerim. Yani onların serbest bırakılması ile ilgili arattığını söyledi İlçe Emniyet Müdürü. Veya işte bu Atilla Peker ile ilgili Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili ifadeleri. Şimdi bunlar artık iddia sadece bir iddia değil. Veya işte Hürriyet gazetesine baskını bir AKP'li milletvekilinin ricasıyla yaptırdığına yönelik sözleri aynı şekilde bir milletvekiline karakolda dövdürttüğüyle ilgili sözleri bunlar artık sadece iddia değil itiraflar bunlar. Ve bunlarla ilgili bakın Erdoğan konuşana kadar yargı harekete geçmemiş. Ya bu zaten bir ülkenin geldiği aşamayı bir ülkede yargı organının kalmadığını ortaya koymak için yeterli. Ve şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı yargı bütün iddiaları inceleyecek. Ey de Erdoğan konuşuncaya kadar yargının harekete geçmeyen bir yargıdan yargıya kim güvenebilecek? Böyle bir sorun var ortada. Yani baktığımızda evet sahip çıktı mı? Kesinlikle. Yani Süleyman Soylu'ya sahip çıktığını ilan etti. Yaklaşık videolar başladıktan 22 gün oldu sanırım. 22 gün sonra bu açıklamayı yaptı. Yani hem Binali Yıldırım için hem Süleyman Soylu için. Ama bu skandalın bittiği anlamına gelmiyor. Aksine artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce bu olay üstünde kendini tutan, bu olaydan belirli ölçüde uzak durarak, bu konuda konuşmayarak kendini dışarıda tutan Erdoğan da artık bütün zaten sorumluydu ama sözlü olarak da bu sorumlulukları üzerine aldı. Ve biz nasıl işte Susurluk döneminde tepkilere gulu gulu dansı diyenler, işte bu iddiaları küçültmeye çalışanlarla karşılaştıysak AKP'de tarihi bir tercihte bulundu. Ülke tarihine geçecek bu büyük